İstersen sen alıp karabalıkla yapabilir. Her gün zaten bu sokakta oturuyordu, evin önünde, bir de bir giregin orada oturuyordu. Saat 11:30-12 civarında. Biz... İşte beni saat yanda 10... Yağızda da arası azhar var. Gire kalmıştı değil. Benim adı bayan, benim eşimin adı Fatma Karacık'a. Resmi nikahlıyı zaten. İlk çocuğu 9 aylık hamileydi. Her gün Abu Direk'in burada oturuyordu. Ya kapının önünde ya bu direkte. Saat 12'ye kadar ben 12'den sonra geldim. Aradım bu adamı, saat 4:30 civarında gittim emniyete başvurdum. Eşiniz hamile miydi efendim? Hamileydi, 9 aylık hamile. Eviniz hangisi efendim? Evimiz nerede? Budur, bu siyah kapı. Sürekli oranın önünde mi? Sürekli oturuyor? Orada oturuyordu, burada oturuyordu, bu direğin yanında oturuyordu, bayanlarla birlikte oturuyordu. Kimse, kime sorsak diye kimse görmemişti. Peki efendim, kaçırıldığını mı düşünüyorsunuz, kaybı mı oldu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii, kayıp, nasıl kayıp, 30 yaşındaki kayıp değil ki, bu illa kaçırma olayıdır. Emniyete başvurdum. Ben şimdiden endişe oluyorum, korkuyorum. Ne başına geleceği ancak Allah bilir. Yani ben İçişleri Bakanı'ndan bana yardımcı bulsun. Yusufum yoktur, tartışması yoktur. Biz mutluyuz. Biz birbirimizi seviyoruz. Biz devletten güveniyoruz, devlet ancak benim. Benim karımla çok hayatına endişelidir. Yani ben ondan çok riskin altına girmişim. 4 gündür yatamıyorum.